Merhaba değerli izleyiciler. Şenay Çitim'de Bir Nefes programına ve ekranlarınızın başında hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta gerçekten benim de merak ettiğim bir konuyu konuşuyor olacağız. Sevgili konuğum Profesör Doktor Baha Çelik Bey burada. Hoş geldiniz Baha Bey. Hoş bulduk efendim. Baha Bey fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, aynı zamanda akupunkturist kendisi. O yüzden de gerçekten günümüzde çok merak edilen akupunktur nedir, kimlere yapılır, gerçekten akupunkturun faydaları var mıdır? Bugün onlardan bahsediyor olacağız. Sayın Hocam, öncelikle biraz sizi tanıyalım. Ondan sonra da akupunktur nedir? Yavaşça sohbetimize başlayalım. Efendim, sizin de takdim ettiğiniz gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. 1982 yılından beri de akupunktur uyguluyorum. Değerli hocam Nusret Siyal'in yanında 2 yıl birebir eğitim gördüm. Kendilerine de buradan sağlık ve huzur diliyorum. Bugüne kadar akupunktürü yüzlerce, binlerce hastaya uyguladım. İster hastanede olsun, ister kendi özel kliniğimde olsun tedavilerimizi yaptık. Akupunktür genellikle artık toplum tarafından biliniyor. Evet. Ama ilk biz başladığımız zamanlar bilinmiyor idi. Hem sosyal insanlar arasında hem de bizim tıp camialarında. Hı. Ama şimdi bütün üniversitelerde diyebileceğim gibi sertifikasyon programları var Sağlık Bakanlığı'nın süpervizörlüğünde. Dolayısıyla akupunktürün önü iyice açıldı ve gerçekten de hem hastalar açısından hem de hekimler açısından akupunktüre çok fazla miktarda bir merak ve ilgi var. Evet, son zamanlarda gerçekten öyle. Yani bizlere de hastalar çok fazla soruyor polikliniklerde. Ancak bunun mekanizması nedir? Nasıl çalışır? İnsana faydası nasıl olur? Tabii akupunktürün mekanizmalarını izah edebilmek için epey bir zamana ihtiyaç var ve tıp doktoru vesaire olmak lazım. Ama genel popülasyonun algılayabileceği şekilde açıklamak gerekirse akupunktür vücudumuzdaki bizim tarafımızdan bilinen yaklaşık 365 noktaya uygulanan bir tedavi yöntemi. Bu noktalar vücudumuzdaki gezinen kendi enerjimizin göllendiği nokta dediğimiz yahut yuva dediğimiz yerlere iğnelerin batırılmasıyla olur. Bu iğneleri batırmak için iyi bir akupunktür eğitimi almak gerekir. Çünkü iğneyi herkes batıramaz. Bu konunun uzmanları batırır. Evet. Biz iğneleri batırdığımız zaman yahut bir iğneyi batırdığımız zaman batırdığımız yerde bir pil meydana gelir, öyle diyelim. Oradan kalkan elektrik uyarımlar omurilik vasıtasıyla beyne gider. Beyindeki bazı özel merkezleri uyararak vücudumuzun neresi tedavi edilmek isteniyorsa o bölgeye doğru bir tedaviye yönelik akım başlar. Peki bunu hangi hastalıklarda, hangi noktalara uygulayacağımızı nereden, nasıl tespit ediyoruz? Hanımefendi, genellikle akupunktür tedavileri tanısı konulmuş hemen hemen her türlü hastalığa yapılıyor. Hı hı. Ama tabii bir kere daha vurgulamak gerekir. Tanısı konulmuş. Çünkü yanlış bir şey yaptığımız zaman tıbbi terimle malpraktis, yani hı hı, yanlış bir tedavi. Öncelikle biliyorsunuz hastaya kötülük yapmamamız gerekir. Evet. Başı ağrıyan, bir örnek vereyim. Başı ağrıyan bir insana hemen tedavi yapıyor muyuz? Yahut işte sizin kendi dalınız öksüren bir insana hemen tedavi yapmıyoruz. Aynen. Onu önce tanılıyoruz, araştırıyoruz. Teşhisimizi koyduktan sonra tedavi yapıyoruz. Dolayısıyla teşhisi konmuş hemen hemen bütün hastalıkları akupunktür yapmamız mümkün. Ama en çok psikosomatik hastalıklarda, hı hı, ağrılarda kullanılıyor. Yine belki soracaksınız, çok güncel olarak, insanların aktüel olarak en çok kullandıkları da biliyorsunuz. İşte fazla kilo, obezite, evet, dediğimiz problemler, sigara. Bunlar aslında akupunktürün yani çok fazla hedefi olan hastalıklar değil ama halkın istediği yahut sıkıntının olduğu, evet, en önemli dallar. Başka bir şey söyleyeyim size. Özel merkezlerde olmak kaydıyla mesela bağımlılık tedavilerinde de bütün dünyada akupunktür çok başarılı olarak kullanılıyor. Peki bu cihaz yardımıyla mı bulunuyor bu noktalar ya da hani ne tarafa batıracağımız iğneleri? Evet. Bu iğnelerin herhangi bir komplikasyonu falan oluyor mu? Evet. Şimdi şöyle, bu görmüş olduğunuz cihaz bir nokta bulucu, dedektör dediğimiz. Hı hı. Bu bölgeyi hastaya tutturuyoruz eline. Bu da arama.
Bununla noktaları buluyoruz. Hemen kısaca bir nokta bulmaya çalışalım. Şurada bir L4 noktası var. Bakın ötüyor burayı bulduğumuz zaman. Kalın bağırsak 4 noktası dediğimiz. Kolay bulunur diye hemen onu gösterdim. Bununla noktaları buluyoruz. Parmağımızla da buluruz. Ama biz öğrencilerimize, yani hekim öğrencilerimize de noktayı mutlaka bulmalarını söylüyoruz. Nokta iyi bulunur ise, nokta iyi iğnelenirse ve noktalar, vücutta söyledim bir sürü nokta var. Onlar iyi kombine edilirse o zaman başarılı bir şekilde tedavi olur. Doktor hanımcığım, en önemli olay akupunktürde gerçekten geleneksel Çin tıbbı, yani traditional Chinese medicine dediğimiz, onun özelliklerini kullanırız. Mesela parmağımda gördüğünüz dövmeler, bunlar süs değil. Bunlar 12 tane vücudumuzda meridyen var. O meridyenlerin İngilizce şeyleri, simgeleri. Ben nabza baktığım zaman hangi nabızda bir problem varsa, acaba enerji mi fazla, enerji mi düşük, ona göre iğne batırıyorum. Anladım. Bayağı eğitimi de zor olsa gerek değil mi bunun? Uzun tabii. Ben kişisel olarak 2 yıl eğitim gördüm. Türkiye'de, iyi ki bir soruyu da sordunuz. 1995'li yıllardan bu yana üniversitelerle Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde yapılan eğitim programları var. Bunlar 520 saat civarındadır. Sadece tıp doktorları katılabilir. Son yıllarda veteriner hekimler kendi dallarında, diş hekimleri de kendi dallarında olmak üzere o değerli meslektaşlarımıza da eğitim veriliyor. Bu sertifikasyon eğitim programlarından sonra zaten Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu diplomayla ancak bu tedaviler yapılabiliyor. Sertifika programına girmemiş, konu hakkında bilgisi olmayanların kesinlikle tedavileri yapmaları Sağlık Bakanlığımız tarafından yasaklanmış durumda. Peki bu işlemin herhangi bir sıkıntısı var mı? Yani yapıldığı zaman, uygulandığı zaman herhangi bir iğne batırılan yerde bir komplikasyon görülebiliyor mu? Ya da işlem yapıldığı başarısızlık oranları nedir acaba? Efendim, genellikle eğer biz noktayı bulmuşsak deçi dediğimiz bir his vardır. İğneyi batırdık diyelim. Hasta orada hafif bir karıncalanma, uyuşma, elektriklenme vesaire gibi veya soğuma, ısınma gibi bir takım kendiliğinde bir takım bulgular oluşur. Biz noktayı bulduğumuzu gösterir. Yani ille dedektörün hani işaret verdiği yere batırdığımız zaman biz iğneyi gerçekten batırmış olmayız oraya. Onun için aramamız lazım. Batırdık diyelim. İğneyi batırırken genellikle hastalar çok rahat tolere ederler. Genellikle ağrı hissetmezler. Ama bazı hastalar, ağrı eşiği düşük olan hastalarımızın şeyleri ne derler? Ağrı hissedebiliyorlar. Ama çok 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 nadir. Yan tesiri yok. Onun için zaten güvenli. Yan tesirlerini kısaca söyleyeyim. Morarma olabilir. Minik kanamalar olabilir. Ama tabii bilinçsiz bir elde, sizin de dalınız. Evet. Sırt noktalarında iğneyi uygunsuz bir şekilde batırırsanız pneumotoraks dediğimiz aç yeri yaralama şansınız olur. Allah korusun. Onun dışında çok güvenli. Zaten akupunktürü diğer tedavi metotlarıyla karşılaştırdığımız zaman kanıta dayalı yayınlar var. Evet. Kanıta dayalı yayının ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz ama halkımızın bileceği anlamda, yani ciddi tıp mecmualarında yayınlanmış, kabul edilebilir bulguların olduğu, deneysel bulguların olduğu çalışmalar demektir. O çalışmalarla akupunktürün binlerce yayınlanmış yazılar var. Hastalıkları ille bununla yapalım diye bir kural yok. Akupunktürün genel üstünlüğünden bir tanesi son derece güvenli ve yan tesirinin neredeyse yok denecek kadar az olması. Bazen hastalar oturur şekilde yaptığınızda hafif böyle bir baş dönmesi, mide bulantısı, kendini kötü hissetme gibi çok nadiren de baygınlık hissi olabilir. O zaman da hastayı yatırıp biliyorsunuz bacaklarını kaldırırsınız, tansiyon. Bunlar iğneye bağlı şeyler herhalde. Bazen akupunktür selkopu dediğimiz çok nadiren ama çok nadiren. Ben bu kadar yıllık çalışma hayatımda ya bir ya iki tane gördüm çok ve bunlar nadir. Da önemli değil zaten. İğne yaparken, dize de iğne yaparken yine olabilecek şeylerdir komplikasyonlar. Peki çok soruluyor. Bir de kozmetik akupunktür şu an çok revaçta. Bunu hangi hastalara, kimlere uyguluyoruz? Hasta demeyelim. Biliyorsunuz kozmetik akupunktür keyfe keder olan bir şey. Şimdi akupunktürün kozmetikte kullanılışı çok eski yıllardan beri var. Bir dikkat edin, mesela Çinlilere ve Japonlara, prenseslerine hep böyle seramik gibidir suratları. Çok ilginç. Akupunktürle biz vücuttaki enerjiyi düzenliyoruz. Vücudumuzdaki enerjiyi
yüze iyi enerjiyi dışarıya doğru veriyoruz. Bunun çok değişik teknikleri var. Mesela ben Meizen diye bir teknik öğrendim. Çok özel bir teknik, özel bir eğitimi var. Onunla diyelim yüze iğneleme yaptığımızı varsayalım. Minik iğneler var. O iğneleri bizim bildiğimiz özel noktalara ve özel olarak batırıyoruz. Yani her akupunktür yapan o tekniği bilmiyor. Gidip eğitimini görmesi lazım. Peki uzun sürüyor mu bu kozmetik akupunktur? Haftada iki. Haftada iki, 10 seans yapıyorsunuz. İnanılmaz sonuçları var. 10 yıl, 5 yıl gibi insanların çok daha iyi, çok daha genç göründüklerini biliyoruz ve doktor hanım en önemli özelliği de uzun müddet kendini koruması. Tabii repel de yapılıyor. Senede bir veya iki defa 3-5 seans da yapılıyor. Ve uzun yıllar içerisinde hastalarımızın çok daha iyi göründüğünü biliyoruz. Kırışıklıkları, ince kırışıklıkları giderir. Çok derin kırışıklıkları azaltır. Botoksa çok gerek kalmayacak o zaman. Biliyorsunuz onların yan tesirlerini vesairelerini hiç gerek kalmayacak. Ve uzun tesirli ve yan tesiri yok. Hiçbir yan tesiri var. Ama nedir yan tesiri? İyi bir yan tesiri var. Hafif depresyonu varsa geçer. Anksiyetesi yani ruhsal gerginliği varsa geçer. Baş ağrısı varsa geçer. Daha ne yapabiliriz? Süper. Gerçekten yani herkesin aslında hiç bundan sonra kozmetik ürün bile kullanmasına gerek kalmayacak bayanlarımızın gibi görünüyor. Kozmetikçiler bizi. Değil mi? Peki şimdi kendi branşım açısından soruyorum. Bana çok soruyor çünkü hastalarım. Sigara bırakmada akupunkturun yeri var mıdır yok mudur diye. Tabii ki bizler hastalarımıza bıraktırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Görüşmeleri alıyoruz, ilaç tedavileri başlıyoruz. Ama ben bazen diyorum ki hani bırakın ama nasıl bırakırsanız bırakın. Hani bizim için çok önemli sigara bırakmaları. Gerçekten sigarayı bıraktırabiliyor muyuz akupunkturla? Doktor hanım, sigara bırakma çok komplike bir olay sizin de bildiğiniz gibi. Bunun içinde psikiyatrik problemler var. Ayrıca fiziksel bağımlılık var. Evet. Ben sizden epey büyüküm. Benim öğrenciliğimde psikolojik bağımlılık var vesaire denirdi ama tabii daha sonra fiziksel bağımlılığın olduğunu biliyoruz. Akupunktür, demin konuşmanın arasında da söylemiştim, bu madde bağımlılıklarında da kullanılıyor ama bir ekip işi. Yani siz muayenehanenizde veya ben muayenehanemde ben genellikle madde bağımlılığı tedavisini yapmıyorum. İşte eroin, morfin, kodein falan vesaire gibi onların bir ekip halinde yapılması gerekir. Ama öyle bir ekip varsa akupunktür çok etkili ve faydalı. Sigarayı bıraktırmak için akupunktür yapılıyor. Ama onun için bizim özel şartlarımız var. Fakat bunlar çok basit. Nedir? Kişinin 24 saat önceden sigarayı bırakmak durumunda olması. İki, soruyoruz. Gerçekten sigarayı bırakmak istiyor musunuz? Çünkü kademe kademe. Evet. Gerçekten sigarayı bırakmak istiyorsa bir seansta, bilemediniz en fazla iki seansta sigarayı bıraktırma şansımız var. Yaklaşık 6.000 civarında bugüne kadar 1982'den beri bu işte ben onların notlarını da tutuyorum. Sigara bıraktırma ile ilgili çalışmalarımızda %70'in üzerinde 80'e yakın başarı var. Başarı. Kötü mü doktor hanım? Çok yani iyi. Hiçbir madde kullanmıyorsunuz. Tabii sonra ki. Bir daha hasta zaten içmez. Bir de şu var. İnsanlar hiç sigara içmedikleri zaman sigaraya nasıl başlıyorlar? Ya bir statüko değiştirmek için ya işte merak vesaire gibi. Ama sigarayı 3 hafta benden daha iyi bilirsiniz. 3-4 hafta gittikten sonra vücuttan maddenin etkisi gittikten sonra hasta kişi tekrar içiyor ise bizim yapacak bir şeyimiz yok biliyorsunuz. Aynen, ama öyle. Biz sigarayı kolaylıkla bıraktırıyoruz. Peki o dönem bıraktıktan sonra bunun tekrarı uygulanabilir mi? Atıyorum hastanız işte sigara içme isteği oldu tekrardan. Bu rapeller yapılabilir mi dönem dönem? Dediğim gibi genellikle üçüncüyü ben almıyorum. Üçüncüye ihtiyaç kalmıyor zaten. İki seans yeterli olmuş oluyor. Çünkü sigarayı ben tedaviyi yaptığım zaman yahut benim gibi diğer meslektaşlarım da tedaviyi yaptıkları zaman sigaranın kokusu çok kötü geliyor insana. Pis bir koku. Evet. Onu içmek istemiyor. Midesi bulanıyor. Hastalarımızın önemli bir bölümünün midesi bulanır. Yani sigarayı bir daha insanlar görmek istemezler. Çok iyi bir iş yaptığımız kanaatindeyim.
Süper. Hiç alçak gönüllü olamayacağım. Şimdi bu mevsimsel olarak da mevsim gereği biz çok sık rastlıyoruz. Astım ve alerjik rinit hastalarına sürekli kronik öksürükle bizim polikliniklerimize başvuruyor hastalarımız. Bunda da akupunktur yapıldığını duyduk. Yeri nedir? Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Siz bir göğüs hastalıkları uzmanısınız. Sizin bana bu soruyu sormanız gerçekten çok değerli benim açımdan. Sizinle ilgili bir alerjik astım konusu var. Evet. Şimdi alerjik astımda akupunktur çok faydalı gerçekten. Yüzlerce alerjik astım tedavisi yaptım. Yine mevsimsel olarak şimdi daha sık gördüğümüz alerjik rinit dediğimiz problemler. Onlarda da çok rahatlıkla kullanılıyor. Ben kendimde de zaman zaman kendime de iğne batırarak tedavi yapıyorum alerjilerimi gidermek için. Peki hangi için. Bölgeye uygulanıyor bu? Yani akciğer hastalıkları, astım, bunun bir bölgesi mesela, var mı? Mesela doktor hanım, bir yakın bölgeler vardır akupunktürde, bir de uzak bölgeler vardır. Yakın bölge dediğimiz, bir örnek vereyim, başınız ağrıyorsa hem başınıza iğne batırırız, ayak parmağınıza da batırırız. Akciğer hastalığında göğüs bölgelerine de iğne batırırız. Kulağa da batırırız. Unuttuk. Kulak akupunktürü de var. Evet. Skalp akupunktürü de var. Oral akupunktürü var. Bir sürü seansta farklı farklı tedaviler kesinlikle, aynı anda yapılabiliyor kesinlikle o zaman. Aynı anda bile iğne değiştiririz. Hastanın diyelim ki alerjik astımı var. Tedavi esnasında öksürük krizi tuttu yahut astım krizi tuttu. Bakarız. Gerekirse bazı iğneleri çıkarır. Yerine yenilerini takarız. Baş ağrısı var diyelim. Yine bakarız, aynı seansta bile değiştiririz. Size şunu söyleyeyim, kanıta dayalı yayınlarda akupunktürün en büyük sıkıntısı bu. Çünkü kanıta dayalı yayın olması için hep aynı noktalara batırmak lazım. Ama akupunktürün ruhuna aykırı. Evet. Dolayısıyla kanıta dayalı yayınlarda zaman zaman problem oluyor. Mesela siz aklınıza gelmemiş olabilir, kanıta dayalı yayınlarda nasıl yapıyorsunuz çift gör diye. Özel cihazlar var. Ne hasta ne de yapan doktor bilmiyor plasebo olduğunu. İğne batıyormuş gibi oluyor bazı hastalara, bazılarına da gerçekten o cihazla batırılıyor. Ve dolayısıyla çift kör yayında yapıyoruz şimdi. Onun daha sonuçları belli mi? Belli tabii. Bir sürü şey var. Dediğim gibi yani alerjik astımla ilgili de var, migrenle ilgili. Özellikle benim lokomotor sistem ağrılarında, işte disk hernilerinde boyun fıtığı olsun, bel fıtığı olsun, bel bacak ağrılarında. Romatizmal ağrılarda inanamazsınız. Evet. Mesela romatoid artrit, TNF-alfa inhibitörleri diye çok pahalı. Evet. Aynı zamanda yan tesirleri de olan ilaçlar Tedavisi var. Tedavisi çok zor, evet. Akupunktür hayvan deneylerinde mükemmel. Ajuvan artrit dediğimiz bizim tarafımızdan yapılan eklem iltihabının akupunktürle tedavisinin TNF-alfalarla yahut diğer biyolojik ajanlarla karşılaştırıldığı yayınlar var. Son derece başarılı. Onları bir tarafa atalım, kullanmayalım demiyorum böyle bir şey. Tedavi altındaki Mümkün hastalara değil. Da yapılabiliyor değil mi? Yapılır, Tedavi yapılır. Alırken de Yapılır efendim. Yapılabiliyor. Peki, Sayın Hocam daha konuşacak çok konumuz var. Bir sonraki programda inşallah tekrardan sizinle İnşallah. Beraber olacağız. Değerli izleyicilerim, bu hafta gerçekten çok güzel bir sohbetimiz oldu ama hocamızla tekrardan yine stüdyomuzda buluşacağız. Sözünü aldık şimdiden. Bir sonraki programda yine aynı gün ve aynı saatte Şenay Çitim'de Bir Nefes programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.